15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişiminin ardından 31 Temmuz'da kanuni kararname ile kapatılan tüm askeri okulların kapatılması öğrencileri mağdur etti. Jandarma Meslek Yüksekokulu Kara Harp Okulu Havacılık öğrencileri ise bu durumun mağduriyetinin çözümü için TV Malatya kameralarına konuştu. Jandarma Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden Nurullah Kaya mağdur olduğunu belirterek eğitim hayatına devam etmek istediğini söyledi. Sesimizi bir yerlere duyurmak için böyle bir şey gerçekten lazımdı. Kendimi kısaca tanıtayım abi. Ben Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda okuyordum. Ta ki 15 Temmuz gecesinde yapılan hain darbe girişimi sonrası 31 Temmuz'da çıkan kanun hükmünde kararname ile tüm askeri okulların kapatılması sonucu bu mağduriyetimi dile getirmek istiyorum. Şöyle diyeyim abi, bize hani bu darbe girişimini kimse istemezdi ki biz de, ben ve arkadaşlarım da, jandarma olsun, hava olsun, harp okulları olsun, tüm arkadaşlarımız o gece biz de burada demokrasi nöbetimizi alnımızın akıyla gerçekleştirdik. Ancak şöyle bir durum var, 31 Temmuz'da çıkan kanun hükmünde kararname ile tüm askeri okullar kapatıldı. Ve bizim şöyle bir durum var abi, bize FETÖ'cü olarak nitelendirdiler. Ancak bizim şöyle bir durumumuz var ki biz herhangi bir askeri lise sınavına tabi olarak girmedik bu okullara. Biz 2015 yılında ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavla ve kendi okullarımızın yapmış olduğu mülakat sonucu kendi hakkımızla bu mesleği severek, askerlik mesleğine kendimizi adayarak girdik okullara. Hani herhangi hiçbir sınava tabi olmadık. 2015 yılı ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavla bu okullara başvurduk. Ancak biz bu mağduriyetimizi hiçbir şekilde dile getiremiyoruz. Gerekli yerlere dilekçeleri yazdık, yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık. Ancak hala bizim karşımızda bir kurum, bir kuruluş yok. Derdimizi kimseye anlatamıyoruz. Şimdi bu öğrencilere diyorlar ki biz size yeni bir hak tanıyalım. Üniversiteye gidin, çok güzel. Ki her ne kadar askerlik mesleğini kendine adamış, yani vatanını, milletini, bayrağını seven bizleri herhangi bir üniversiteyle tatmin edeceklerini düşünmesinler. Biz bu meslek için doğduk abim. Kısaca onu söyleyeyim. Ancak şöyle bir durum var. Bize verecekleri üniversite elle tutulur bir üniversite değil, bir bölüm değil abim. Bizim girdiğimiz puanlarla, bizim girdiğimiz yapmış olduğumuz çalışmalarla olan bir bölüm değil. Baktığımızda yani 2 yıllık bölümlere yerleştiriyorlar, kaldı ki bugün itibariyle bütün okullar açıldı malumunuz. Ve hala bizim diplomalarımız olsun, haklarımız olsun hiçbir şekilde hiçbir yere iletilmedi, bize hiçbir bilgi gelmedi. Askeri kimliklerimizi nasıl topladılarsa aynı gün, aynı hafta içerisinde, yani bize bu şeyi nasıl yakıştırdılarsa şimdi de en kısa zamanda bizim mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bizim derdimiz üniversiteye girmek şu bu değil. Adam 8 sene, kendim için söylemiyorum, harp okulu okumuş, 4 sene harp okulu okumuş. Bu adama siz tıp diploması verseniz bu adam girip de nerede çalışacak? Böyle bir durum var abi. Yani mağduriyetimizi bir şekilde dile getirmek istedim. Bizim tek istediğimiz bir güvenlik soruşturması. Yani yaşın yanında kurunun yanında yaşın dayanmasını istemiyoruz. Sadece yeni bir güvenlik soruşturmasıyla haklı ve haksızın ayrılmasını istiyoruz.